Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlı yayın Demet ve Ces gel konuşalım. TV8 ekranlarını dolu içeriğiyle başlamıştır. Sizler de oradasınız, Ne mutlu bize. Dün de oradaydınız, Onu da gördük. Çok teşekkür ederiz efendim. Ve Demet Akalınla e başladık. Günaydın efendim. Size ucu ucuna ucu, ucu ucuna yetiştik Vallahi var ya. 30 saniye. 5 saniye 10 saniye önce oturduk e şuraya. Ne oldu bugün? Trafik. Trafik mi? abi. Yağmur yağınca biliyorsun evet İstanbul ya. klasik. Evet. Ama yağsın. Biraz yağsın yani. bizim İstanbul trafiğinde bir ara sokak tıkandı mı? Şey ben köprüye giremedim ya. Her zaman aynı saatte çıktığım saat iki yatıyorum. Ben daha köprüye giremedim. Yavaş Yavaş, sakin. Artık bu moddayım zaten. Bak, sakin oldum, yetiştim. Ne olacak ki başka? Daha ne olabilir? Allah korusun. Önce çünkü sağlık durumun var. Ondan güzel olmam lazım. Kimden? Nil'den güzel olmam lazım. <laughs> bak, ben bir şey ayakkabılarımı giydim, iki tane kıyafet bile değiştirdim. Bu olmadı olmadı. İtalya bak. Neyse. <laughs> anlat 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 sen. Evet, beni. koltuk bunu özel koltuk <laughs> koltukla bilet alındı bu ayakkabı. Ayakkabılar gerçekten çok Zaten güzel. Zaten bir tek bunu alabildim. Sana teselli. Tabii eskiden böyle bir sürü alışveriş yapıyordum söylediğim gibi. Artık bir tane ayakkabı bak. Ni yatırım bunlar Cez. Yani şimdi böyle kazık... Ama sen sahne sanatçısın. Tabii kazık bunlar bakma bunlar yatırım. 10 sene, 20 sene. Yok 20 senelik ayakkabım yok ama. Yok. Sen de gitara yatırıyorsun ama değil mi müzik? Müzik aletlerine çok yatırım yaptığım zamanda evet. Değil mi? Vallahi. Şimdi kestin mi? Ee, e tabii. Yani artık çocuk çocuğa karışınca öyle oluyor. Yo <laughs> <laughs> çocuk çocuk zamanda da yani yine hobilerime şey yapıyordum ama artık Hayır, büyüyünce çocukların ihtiyaçları. Evet daha da büyüyor. Baba para baba para baba para baba para baba para <laughs> büyüyor değil mi? <laughs> Tabii. Ama haklı. Var, var mı? Yok. Nereden biliyorsun heki var? Bilmiyorum. en azından bana söylemiyorum Bir dönem vardı çok mutlu oldum. Neler <laughs> konuşuyorum evet. ya? Çok mutlu oldum. Ne güzel. Oğlum dedim bak boynunu eğmeyiz ne gerekiyorsa yaparız. Hani şoförlük yaparız, ne bileyim sinema bilmem ne yaparız. Senin yanına rahat edemez ki çocuk ya, nasıl Yapar şoförlük Tabii canım, öptürmüyor bile. Ay geldim oralara? Or or geldi tabii. Sen bir, bir git git öte diyor, git öteye, öteye. Oradan uzaktan bak bana diyor. Kendi hayatları var, biz de öyle değil miydik? Öyle değil miydik? Evet. 15 mi oldu şimdi? E, 16 olacak, Nisan'da büyük olan. Ol. Birazdan göreceksiniz, Kral Şakir Galası'nda beraberdik. Ay dur bakacağım, merak ediyorum. Kocaman. Yani... Anladığım kadarıyla hafta sonu gazete magazinde de vardı bu görüntü. Çünkü birçok insan beni aradı dedik ya bu nasıl bir kopya? Nasıl aynını yapmayı başarmışsın dedim. <laughs> Allah'ın <laughs> hikmeti. Çok şey zor olmadı deseydi. Evet evet. ne güzel ya. Kız da aynı <laughs> anası. Ama sizinki tam karışım Hira. Tam. Bazen bakıyorum Okan'ı görüyorum bazen bakıyorum seni görüyorum. Küçükken daha çok bana benziyordu. Şimdi bu Yok o... şimdi Çünkü karışım. Mesela yanıma geldi falan boyu bayağı atıyor işte dediğim gibi hep kemikleri ağrıyor. Büyüyorlar. Boyu Benim kız da uyuyordum. öyle. Her gün baba şurama ovala var mı? Sizde de böyle bir durum. Bilmiyorum. Ergenlikte boy uzuyor, kaslar. Ben de işte kolu komşu. Arkadaş hep soruyorum sizinkiler böyle. Jimnastik yaptığı zamanlar ağrımıyordu. Şimdi jimnastiği bir bıraktı. Ağzından aldın. Aynı şey bize de oldu. Ya çocuklar spor yapsın ya. Bir Biz bak Ben şimdi öyle baleydi, spordu bilmem neydi falan filan yapıyorum. Ama ne, ne yapıyordum? akşama kadar sokaktaydım. Kudur. Orada erkek çocuklarıyla tarzancılık, tabii. burada çivi atmaca, tabii. bilmem ne, saklambaç, kovalamaca, voleybol, handball, o su bu su bilmem nesi, yakan top. Bu mu oğlan? Bu benim Yanmıyorum. oğlum. Ya. Bir, bir maşallahınızı alırım değerli izleyenler takıntılıyım. İşte Herkes içinden dışından bir maşallahınızı alırım. Maşallah bir de bir şey söyleyeyim saçlar seninki gibi uzayacak herhalde. Senin de gençlik öyleymiş. Evet ya. evet evet. Yalnız yani tabii insanın morali bozuluyor ya. Neden? ben yaşlanıyorum ya. Ay, öyle bir durum da var, var yani. Ne öyle... güzel yani. Ha canım Bansana. oğlum benim. Güzel oğlum. Bir de öyle güzel konuşmalar yaptı. Beni gururlandırdı orada. Yemin et. Tabii tabii. Birazdan belki hani Kral Şarkı Galası'nda izleyelim. da görürüz. O röportaja yer verdilerse. E, ne bileyim böyle güzel bir de kameraya bakak konuşuyor falan. Şok oldum ben yani. Ben dedim O da gurur duyuyordur ama sen ne güzel bir Bilmiyorum babasın. Hiç. Ne güzel bir adamsın. Tabii canım. Çok sen teşekkür gurur duyuyorsun. Hocam. O da gurur duyuyor. Sağ ol ya. canım benim. O senin güzel gözlerinin güzel bakışı Sağ ol. Ben burada çok da baba gibi durmuyorsunuz ya biraz şey. Abi, kardeş. Hayır, biraz öyle. Sen kaç yaşında şey baba oldun? Ee, Tibet Tibet 31 yaşındaydım. Ha, o hiç öyle bir fark yok ben sana söyleyeyim mi? Teşekkür ederiz. Ben 41 bak. Canım oğlum benim. 41 yaş var İramlar. Neyse Cez. Moralim bozuldu kırkını <laughs> yok, yok, Hadi başlayalım. Peki efendim. Sen Nil'i söyledin zaten. Evet. Nil birazdan efendim burada olacak. Değerli Karataş Evet Karataş. Evet birazdan burada olacak efendim. Ee, yine canlı performanslar olacak belki Demet de eşlik eder mi göreceğiz. Göreceğiz. Bir şey demedik. Kadının kemanı var. Ben daha ne eşlik edeyim? Baksan Alda orkestrasını getirdi Tamam Rüya tamam. yok bizde. Sen nasıl istersen. Bize ulaşın. Günün sorusu var. Efendim günün sorusunu Gün zaten sorusu ekrana ne? vereceğiz. Pişmanlık. En büyük pişmanlık. Evet. Yaşadığımız en büyük pişmanlık nedir? Biz yine fotoğrafımızı Instagram'a koyduk. Ee, lütfen oradan bize ulaşın. Et gel konuşalım tv bizim instagram adresimiz. Et tv8 gel konuşalım da efendim twitter. Ama biz her zaman söylüyoruz yayında instagramı kullanıyoruz. En büyük pişmanlığınız nedir efendim? Geç anne olmak mı mesela? Yok insanlara iyilik yapmam sonra da hançerlenmem. Çok uzun ve derin bir mevzu bence beni geçelim. herkes herkesde vardır bu. Oh, herkesde herkes vardır de. bu. E, tabii, yani herkesin yalnız de, hissetme kendini. Herkesin de pişmanlığı budur. Vardır yani. kesinlikle vardır. Hani bir şey olunca diyorlar ya ondan sonra ne iyilik yaptın ki bu kötülüğü gördün. Öyle Eski atasözüymüş o iyilik yap deniz at falan filan valla öyle şeyler Ben biraz düşüneceğim ama bulacağım ve söyleyeceğim E hadi bakalım tamam. yorumları Şimdi, da okuruz Mutlaka okuruz efendim Şimdi o zaman çok bahsettik yarın Kral Şakir Devler Uyandı serinin yeni filmi vizyonda Çocuklar aileler mutlaka sinema salonlarına hınca hınç doldurun gidin nefis bir film Biz şanslıydık herhalde bir hafta önce izledik efendim Şimdi galadan görüntülerle başlıyoruz buyurun Evet Varol Yaşar olana da sevgilerimizi iletiyoruz. Bu işin yaratıcısıdır biliyorsunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bol gişeler diliyoruz İnşallah kendisine. İnşallah. Evet. Kıymetli bir adam çok, da çok güzel olduğuna inanıyorum. Ben o gün Almanya'daydım, gidemedim ama artık bu hafta sonu olmasa da hafta içi bir ara bir ile Uzun gideyim. zaman vizyonda kalacağını düşünüyorum. Zaten 15 gün mutlaka kalır ama bence e, izleyici çok rağbet gösterecek. Tabii bir de büyük daha fazla büyükler kalır. de hastası. Tabii. Değil mi? Tabii. Ben bir de ondan, hani burada programdayken de söylemiştik tabii ki kendisi bilir ama Fırıldak ailesini istiyorum. O güzel içti. Hmm. O çok iyiydi. O biraz daha büyüklere göreydi. Hani o, o çok güzel içti. Ondan da isteriz. Peki hayırlı olsun efendim. Size bir tavsiyede bulunmuş olduk. Şimdi gelelim memlekette öne çıkan haberlere ilk geliyor. Biliyorsunuz 14 Şubat Sevgililer Günü. Dün geçirdik. Şimdi farklı instantenler oldu, farklı paylaşımlar oldu. Biz de oradan bir haber turu derledik size. Tek tek bakacağız tabii. Önce bir TikTok. Biz bunun kurgusu olduğunu biliyoruz. Kurgu olduğunu hemen anladık ama bu bize bir ilham kaynağı oldu. Önce bir izleyelim. Metroda, Bursa metrosunda bir evlenme teklifi. Buyurun efendim. Yani şimdi onlar tabii ki kurgu falan demediler ee, bu hesabın sahipleri ama alttaki yazılardan da biz anladık. Biz kendimiz de zaten fark ettik. Bu bir kurgu olsa gerek. Kameralar konmuş, açılar falan var. Ee, hani amatör bir oyunculuk da var bunu da görüyoruz zaten. Ama bizim ilham aldığımız demetçim önemli mi evlenme, evlenme teklifinin nerede yapıldığı? Ne Ay tabii ki değil. E, e, teklif edilsin de neresi olduğu hiç önemli değil. Aa hiç beklemiyordum senden böyle bir şey. Aa niye? Ha, ben daha böyle hani. Aa, yok. Şatafat falan. Aşkım bir dakika. Genç kızlar bekler. Belki biz hayır diyeceğiz ama o teklif olsun. Hı hı. Öyle yani genç kızları kandıran var. Yok askerliğim geldi, yok bilmem ne geldi, yok oldu, bu oldu. Senelerce böyle kandıra 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 kandıra. Artık bir yerden sonra zaten şey kopuyor, ip kopuyor yani anladın mı? Ama bir teklif edilsin. Yeri, zamanı, kılık, kıyafeti tabii. Tabii bu yani fakeler fake, fake olmuş. Kızcağız yazık bak bence sen <laughs> bu kızla <laughs> evlen. Çünkü bu kız yalan da söyleyemiyor, oyunculuk da yapamıyor. Güzel, kaliteli bir kız bence. Bak. Aferin. Çok bu, güzel Bu açıdan gibi. bak hayatım. Aferin. Çünkü etraf sahtekar dolu. Çok iyi, çok iyi. Yalan mı? Bak. Doğal bu, kız diyorsun. Bu doğal bir kız. Yani becerim ne? Ay, ah, ah, güzel bir şey yardım üstüme. Anladın mı? Yani sıfır oyunculuk. Anladın mı? Yani vurgu olabilir ama <laughs> bu kızla vallahi evlensin. Bak bu doğal kız. Böyle kızlar yok artık. Bak çok ciddi söylüyorum ya. Ya ne güzel siyah elbiseni giymişsin. Daha ne giyeceksin zaten? Bence hemen evlensin. Çünkü şey, yalandan bak neler neler yapan var. Neler neler duyuyoruz. Yani tabii bunlar hep kuaförde. Spor hocaları. Aha, evet. Ben nasıl yaktım Ceren'i. Ondan sonra yakın arkadaşlarımın yakın arkadaşları. Ee? Ne hikayeler var Cez. Neler var neler. Var, neler? Erkek için bilemem siz neler konuşuyorsunuz. Sen şimdi kahveye maviye de gitmiyorsundur ya da işte şey oynarken, ya, o koyun, konsol, konsol oynarken. Hı -hı. Ondan sonra neler neler ne hikayeler duyuyoruz. Onun için yani bence tabii ki evlenme teklifinin illa uçaktan güller atması bilmem nesi. Gönül ister ki tabii hanımlar açısından söylüyorum. Çok enteresan bir şey olsun. Hiç beklenmedik bir yerde Hep, olsun. Hepsi yapıldı Güzel abi. bir sürpriz. Su altına olsun. kadar indi millet. Tabii canım her şey yapıldı <gülüyor> ama. <gülüyor> Onu yani, bile yaptı. <laughs> yani bırak kız etmişsen. Hayır demiş mi sonunda? ben öyle Seninki değilim. nasıl etti? Okan mı? Aa, ben 50 evet. anlattım ya. Ha, anlattın mı? Ama anlattın. benimkisi şey. Ben baktım. Ya dedim sen evlenmeyeceksin herhalde. Ne ayrılalım dedim. Tamam dedi. Ne? Ne kadar zaman sonra söyledin bunu? Bir ay. <laughs> bir aydır beni oyalıyorsun Okan mı dedin? Bir ay. 30 ha, gün. Bak, <laughs> şimdi şöyle bir şey oldu. Tamam ben bununla tanıştım. Gittik bir tane kafeteryada oturuyorduk. Bu Ona, bir değil. konuşmaya başladı. İçimden şöyle dedim. Aa hiç sıkıcı değil. Ben bununla evlenirim. İlk gün. Allah anlaşıldı Allah. mı? Çok iyi anlaşıldı. Ondan sonra neyse devam etti. Flört falan filan. E artık yani o da konuşuluyor hani ciddi bilmem ne falan filan konuşuyoruz. A baktım ama bir numara yok. Dedim ki biz ayrılalım. Çünkü ben bu saatten sonra çocuk yapmak istiyorum. Ya bir yuva kurmak istiyorum. Flört etmek istemiyorum. Anladın mı? Vakit kaybım olsun istemiyorum. Peki. Şey dedi. Vallahi aynen öyle vakit kaybı olsun istemedim. Tamam, olur. Dedi ki tamam dedi ayrıldık. <laughs> bir aile. Vallahi bak ya. Löfü gördü yani. Çok pis bir löf yaparım. Ama sana. görmüş ben tabii olur, hemen Tamam hemen, demiş. Lerzan Mutlu falan filan hepimiz sokağa çıktık. Kızları alıp. Tabii bilmiyor musun? Gözle bak şok oldu şimdi. Lerzan böyle yaptı bak. Durdu durdu. Da. Onun böyle bir enteresan bakışları vardır. Sen dedi 23 Nisan'da evleneceksin bu çocuk. Yok kız dedim çok güzel ayrıldık. Mis gibi dedim <laughs> çok şekerli bir çocuk ama yok dedim. Yani herhalde hani şey gelme yok dedim. Ailesi falan filan hiç daha ailesiyle tanışmamışım. Hep de böyle bir Alişan'dan gelen bir şey var. Haberler var, <laughs> newslar geliyor. Aile seni istemez, almaz bilmem ne. Tabii. <laughs> neyse kısaca anlatayım. Ondan biz sabahlara kadar gezdik. Oo, kaç dükkan gezdik. Aa, sabah, cuma sabahı, sabahın körü. Namaz saati bir baktım. Din 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 din, din kapı çalın Eyvah dedim. Bak kapıyı şu kadarcık açtım. Bir baktım bu. Takım elbisesini giymiş. Şilet, açsana bir şey söyleyeceğim dedi. Ben böyle söyle oradan duyuyorum seni şu an. <laughs> Çok saçma yani dedi, Aç. Ya, söyle oradan. İlk kez dedi duyacaksın. İlki duydum ya. Kapıyı açtım ilk kez. Otur dedim. Şeyin ucuna oturtturdum. Koltuk. Koltuk değil yatak. Üst katta yatak odası vardı. Kötü bir şey anlamam. Ya Yatağın canım, ucuna oturtturdum böyle ayaklarımı da topladım. Evet dinliyorum seni dedim. O yine dilini böyle yapayım. Yapa, Evlenelim mi dedi. Ben de bu kız gibi böyle. Bu mu? Evlenelim böyle mi, mi? dedim? Böyle mi? Çiçek yok, böcek yok, yüzük yok. Ama adam ne Hiç yapsın? Hiç evet demeden bak bu gitti sabahın körü şeye. Nasıl cevabı Etilerden. mi? Tabii cevabı cevap vermiyorum. Konuşuyorum böyle. Ama hoşuma da gitti tabii. Bak şimdi etilerden adam hadım köye kadar 45 dakika 50 dakikalık yolda telefonu kapat şeyi kapattım. E, bunu yolcu ettim. Hemen telefon trafiğine başladım. Bak şeyi ayarladım. Düğün yerini ayarladım. Süslemeciyi ayarladım. Gelinliği ayarladım. O da işe varmamıştı. Hemen bir de Twitter'a yazdım. Ay dedim cuma cuma da evlilik teklifi almak ne bileyim ben. <laughs> ne, anlatıyor abi çok tatlı ya. İyi değil mi? Çok iyi çekti. devam dedi et devam et. Böyle yaptı aradı. Minik ya sağ ol dedi. Annemler aradı dedi. Oradan bari öğrenmeseler dedi. Twitter'dan <laughs> Niye dedim? <laughs> Niye? <gülüyor> ne var? Tamam minik falan filan. Sonra Gerçekten de biz 23 Nisan'da evlendik ama Lerzan'ın o dediğini unuttum ben tabii. Bak dedi ben size demedim mi dedi 23 Nisan'da dedi. Peki sen bu adama evet ne zaman dedin? Twitter'dan mı evet dedin adama? 23 Nisan'da dedim. Eee? 23 Nisan'a kadar evet demedim ona. 23 Nisan'da dedim. Niye biliyor musun? Bir ayın acısını çıkarttım. Ba, 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 Ya kadın milleti böyle oğlum. Zihniyet bu. Süründürme mi? Aynen. <laughs> Ama nasıl? <laughs> Bak 50 dakikada bütün organizasyon yapılmıştı. Şoka girdi çocuk. Adam. <laughs> Organizasyonu sen niye yaptın? Bak, o kadar çok sorulacak şey var ki aslında. Ama deli misin? Nasıl yapmam? Ya vazgeçerse? Buna <laughs> da kapaklama mı deniyor? <laughs> Yok ya. Şimdi yani <laughs> ona zaman zaman diyorum ki. Minik diyorum benim gibi yani bazen gerçekten çekilmez oluyorum. İş hayatında da böyle bazen söylüyorum. Ama hiç beni çekiyorsunuz. Vallahi diyorum saçmalama diyor. Gerçekten diyorum yani bir git istersen diyorum yani. Ne saçma ne alaka ne mana bunları konuşuyorsun falan diyor. Onun için o arada o bir aylık arada ne düşündüysem ne şey yaptıysam artık neler hayal ettiysem. Ama pişman mı dersen adam pişman ben de pişman değilim. Adam pişman Evladımız... Ha değil. Değil diyorum. Tamam. Evladımız da var. Allah bir yastıkta kocatsın. Amin. Bütün Dün de herkesi. sevgililer gününüzü güzel bir şekilde kutladınız. Tabii, Romantik evet, pasta. Tabii Survivor seyrederek. Güzeli abla bize pasta yapmış. Yemedim ama pastadan. Ya bir şey diyeceğim. Okan daha ne yapsın abi? Üç katlı buraya düğün pastası getirdi adam buraya. Buna şok oldum evet. O kadar. Hediye yok ama. Allah. Olsun. Peki tamam. Ben güzeldi karışım. ama pasta. Bence de çok güzeldi. Çok romantikti. <laughs> Buradan buralara geleceğimizi hiç tahmin etmiyorduk. Ama durum bu efendim. O zaman sıradaki habere geçelim. Şimdi... Yine dün 14 Şubat'tan bir caps diyelim buna kısa bir video göreceksiniz aslında. Bakın herhalde yurt dışı olduğunu tahmin ediyoruz bunun ee, bir inek <laughs> boyanmış ee, ve bu bir hediye aslında sevgiliye yapılmış bir hediye. Bak adam kadına buketi uzatıyor ama hiç kavuşamıyor hayvanın üzerinde. Ancak bu hayvan herhalde yere oturursa kavuşurlar diye tahmin ediyorum. Fiziksel olarak. İneği mi hediye etmiş kız anlamadım. <laughs> İneği mi hediye etmiş onu bilmiyorum ama. Hani nasıl senin tırda vardı ya. Haa o inek Bunun da inek versiyonu bu. Bir şey demeyeyim ne diyeyim yani. yurt Şeyde mi bu? Muhtemelen, Türkiye'de mi? Muhtemelen bu yurt dışı hesabı evet. Türk değil yani. İşte bence yerli değil hayvanı bu. boyamış falan bak yeni de anne Hayvanı olmuş boyamasın herhalde. değil Oraya girelim bir kere bir. Bak yeni anne olmuş herhalde. Memeleri falan filan var hayvancağızın. Ha? Yanlış mıyım? Ben, ben o işten çok anlamam. Onun hep memeleri var ya hep süt veriyor. Bu hep hep mi? Ama günah ya şimdi yani. o kadar o zaman. Ha? Ne bileyim ben bilemedim. Romantik geldi mi sana efendim? Hiç romantik gelmedi. Bir de bunlar hep ne için biliyorsun değil mi? Nasıl? Tek tok, tek, tok. Hepsi bunlar için. Tabii canım. Tıklansın diye. Hepsi daha fazla tıklansın. Hepsi daha fazla milyonlara ulaşılsın. E nasıl bir sevgisizlik, nasıl bir açlıktayız ki böyle hani anladın mı? Herkes Körüp... onaylanmak istiyor değil mi? Herkes sevilmek, herkes like almak, herkes beğenilmek istiyor. Ben ilk Twitter çıktığında yine böyle bir masa programı vardı. Kapandığı için kanalı söylüyorum Türk Max. Ben bayağı sosyal medyaya direnç gösterdim. Hala çok aktif değilim yani. Başarılı değilim en azından. Yalan değil. Dedim ki, gibi ki... insanlar var. Var abi başaramıyorum. Yani ne koyacağımı bilmiyorum falan. Neyse. Bana dediler ki mutlaka olmalısın abi yeni dünya sosyal medya tamam geleneksel de iş yapıyoruz ama çok önemli çok önemli falan. Ben bir cümle kurdum dedim ki insanlar böyle takipçiler alıyorlar falan bende 5 bin var bende 10 bin var daha yeni çıkmış daha Instagram yok. Twitter'dayız daha. Dedim ki yani Allah korusun tabi. Dedim ki ölseniz kaça gelir bunun? Ne? Ölseniz diyorum Allah korusun tabii. Allah Kaç cenaz... kaçı gelir abi bunların. Ya, herhalde bu, yani. canım. Anladın o... mı yani? Hani ama hep beğeni bekliyorsun, hep beğeni bekliyorsun, hep böyle bir güzel günlerde bir onanmak istiyorsun falan da. Kötü günde ha, kaçı gelir? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Normal hayatta, gerçek hayatta zaten kötü gün artık oraları geçtik zaten. İyi gün, senin başarınla mutlu olabilecek, sevinecek, Anladın i̇yi mı? İyi gün dostu. İyi gün Daha dostu önemli, lazım bize. Yani şi, bence şimdi onlar lazım yani. Haklısın. Bu da Tütü güzel. Bugün hepsi geliyor biliyor musun? Doğru. Bazen düşünce. o senin acını görmek için de gelen var. Aferin. Sen, Hı? geçen sen mi paylaştın bunu Ferah'ın paylaştı? Biriniz paylaştınız böyle bir caps paylaştınız. Sen hissediyorsun, galiba. Hissediyorsun, hissediyorsun biliyor musun? Onun için hiç kimseye şey yaptığını da söylemeyeceksin. Üzüldüğünü şey yaptığını. Hele sevincini, başarılarını bilmem neyi hiç söylemeyeceksin. Bu zenginlerin kuralıymış. Hep çıkıyor motivasyon şeylerinde. Öyle mi? Abi bir şey aldığın zaman söyleme. Efendim, kaç ya, para aldınız? Zenginlerin ne evet. alakası var? Ya zenginlikle şeyle alakası. Yok var. ama böyle hani böyle birkaç zengine sorulmuş, hep böyle e, özdeş kurallar var ondan. Peki, o zaman sevgiler sevgililer gününde kocasına ızgara buket alan adam etobur. Yani çoğu zaten Türk erkeği <laughs> ben dahil. Ben de evet. alırdım bundan. Kebap mı? <laughs> Kebap evet. Güzel ama güzel fikir. Bravo. Kasap şaşırmış bunu yaparken. Ya yani bu sipariş veriliyor bir hanımefendi tarafından eşine. Kasap diyor ki. Şaşırdım yani böyle bir şey ilk defa benden isteniyor. Adama gidiyor değil mi? Adama gidiyor. Ha, Adam da diyor ki oh diyor zaten ben çok etabur bir adamım. Et çok seviyorum. Hanım da zaten benim et sevdiğimi biliyor. Bir de açlık saatime denk geldi nefis tükettik diyor. Böyle kalbi giden yol mideden geçer hesabı. Bence güzel ben niye akıl edemedim bunu? Bak güzelmiş bu ben de yapabilirdim. Vallahi bakma romantik öyle. Romantik geldi mi gerçekten? Ya, ya i̇yi ki yani, romantik olması gerekmiyor ki. Bence esprili bir şey. Peki yani, evet esprili, esprili de diye sizle paylaşmak istedik. Esprili istedim. olduktan sonra sıkıntı yok tavuk da var, et de var. Sen o kadar hediye aldın mı? Aa, almadım O bana almıyor. Ben de onu almıyorum. <laughs> Ama o sana pasta yaptırdı. Ne, ya ne güzel. işte yedik. <laughs> Peki. Seneler o... geçince artık onlar kalmıyor ya. Cez boş ver. Peki. Ee, o zaman devam edelim. Bunu da gördük efendim. Şimdi... E... <laughs> altın en sevdiğim mevzu. Ha, Düşüyormuş için... altın. Öyle mi? Gramaj olarak evet görüyorum her gün banka hesaplarından pıt 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 böyle şeyler geliyor. Hani bildirimler gelir ya. Ne böyle paran var? Yok be o anlamda değil bildirimler ya. Bildirimler geliyormuş bankadan. Bak. Size gelmiyor mu arkadaşlar? Gram düştü bilmem ne. Biz haberlerde okursak görürüz. Ah canım benim ya. Seni seni ah seni. Çok seni, üzüldüm ben senin seni. için şimdi Demet'im. <gülüyor> seni seni. <gülüyor> çok çok oh, bağırıyamaz diyorsun. Ne ya bir dakika. Adam iki daire satmış. Ha? Efendim, bir de böyle adamlar var. Adam iki daire satmış, bozdurmuş, hepsini altına yatırmış ve hanımına veya sevgilisine sevgililer günü hediyesi olarak sunmuş. Dört Kadın yok. da bunları almış, herifi bırakmış. Şaka. Bu benim kurgum. İki dairesini satıp eşine. E yani normal hani insanlar tamam. eşlerinin üstüne de yapıyor aldığı evli arabaları daireleri. Kalsaydı de. kardeş. Bak altını da düştü bu şimdi. Bu da altını da hanımının üstüne yapmış. Hediyenin değeri düşüyor. Her gün bak bugün öyleymiş. Gram düşüyor. Evet evet altın düşüyormuş. Hani bütün ekonomistler söyledi güvenli limandı. Hı İşte Amerika'da enflasyon <laughs> şey olmuş çok da anlamam. Ben Tabii. hiç hayatta anlamıyorum o şey işlerinden. Ben de sözde ekonomi okudum. Evet. Ya sen ekonomi mi okudun? Ekonomi. Anlatsana biraz. Ne anlatayım tatlım? Altın alalım ne yapalım? Arz talep. Bizim, Sana geliyormuş ya tıkır bizim tıkır, tıkır. Bizim iş bilmeyenlere ben tek şeyi söylüyorum. Yani Hı. bu işi kumara dökmemek gerekiyor. Ya bir portföy yöneticin olacak. Paranın ne olduğu hiç önemli değil. Hı. Ya da sepet. En güzel. Sepet ne? Sepet biraz altın, biraz Hı. döviz biraz Türk lirası, biraz bilmem ne. Bunlar. Genelde ekonomistlerin söylediği yatırım tavsiyesi bu. İş bilmiyorsan Evet. Kumaraya hiç girme. Yok, evet. borsaymış bilmem neymiş tamam, falan bilmiyoruz. Borsa çünkü. borsa borsa. Bir de sırf Türk piyasasına bakmıyoruz biz. Dünya piyasasına bakıyoruz. Hmm. Ne dedin biraz önce? Amerika'da şu oldu, altın düştü falan. Nereden bileceksin abi normal insan olarak? Araştırmıyorsan bilgin yoksa en güzeli sepet. Tabii işte bize haberlerde evet. şey olunca görüyoruz. Yoksa ben ne ne, ne Amerika bu şeyse orada burada anlamadığım mevzular. Yalan değil. Ben de hiç o mesleği icra etmediğim için çok bilmiyorum. Tecrübem yok yani. Evet, peki efendim bunu da göstermiş olduk. Bilmiyorum ne kadar romantik geldi ama dün Sevgililer Günü'nde böyle şeyler yaşandı. Biz de sizlerle paylaşalım istedik. Şimdi bir de kasa çalan hırsızlar var değil mi arkadaşlar? Ay. Peki. Şimdi İstanbul'da Esenler'de bir eczaneye giriliyor. Bu tabii ki artık Sevgililer Günü'nden çıktık. Çıktık. Şimdi görüntüleri göreceksiniz. Ben size aktarayım. İstanbul'da Esenler'de eczaneye giren hırsızlar özellikle bakın bir kasa varmış. Onu gördük. Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı çalıyorlar. Bakın an, be an görüntüler. Hem MOBS'de hem de içerideki güvenlik kamerasında var zaten görüntüler. Hırsızlardan biri çelik kasayı sürüklüyor. Kasanın altında kalıyor diye bir ibare var. Orada ufaktan böyle bir sıkışma var. Kasanın altında kalan hırsız arkadaşları kurtarıyor falan filan derken bagaja yüklüyorlar ve gidiyorlar. Yeşil reçeteli, kırmızı reçeteli. Muhte muhtemelen, muhtemelen... Bilen. Hı? Bilen biri. Dükkandan biri. Hiç boşuna yani dışarıda aramayın. Evet. Bir de orada e, kasanın olduğunu nereden bilecek, içinde ilaçların olduğunu nereden bilecek. Bu bir de pazar sabahı falan olmuş. Düşünebiliyor musun? Bak sokakta incin top oynuyor. Hı -hı. Ve bunu bir buçuk dakikada da yapıyorlar. Kapalı. Bir, kepenki meypenki kırıyorlar. Hı -hı. Kepenkli ama, kapalı eczane ama kepenki kırıyorlar. Yani bir buçuk dakikada. Hı -hı. Demek ki o zaman düşünüyoruz, hızlı düşünüyoruz. Ne? İlk kez Yapmıyorlar. Ha etüt edilmiş diyorsun bu. Ee, bu etüt edilmiş ve daha var. önceden de yapılmış. Kesin sabıkaları vardır bu konuyla alakalı. Yüzde bir milyon. Peki şeyi de o zaman hani çok iyi geldi. Sherlock. <laughs> Peki kırmızı ve yeşil reçete? E, pahalı işte yani satacaklar onu dışarıda. Demek. Bence yan etkisini kullanmak istiyorlar. Olabilir o da olabilir. Anladınız evet. siz ne demek tabii. istediğimi. Evet olabilir. Dokunç. Peki bunu da göstermiş olduk efendim. Şimdi kırık kalp sendromu belirtileri üzerine... ...bir araştırma yapılmış... ...bakın... ...şimdi hep deriz ya... ...kırık kalp... ...hatta biraz önce biz... E, ...kendi aramızda konuşurken... ...Feraye çok güzel bir... E, ...aslında öğretiyi de... ...geçmişteki bir öğretiyi de gösterdi... ...onu da bağlayacağım birazdan... ...ama önce şunu görelim... ...şimdi ayrılık... ...aldatılma... Kay, e, ...kayıplar... ...tabii ki... ...ani haberler... ...kırıp... ...kalp sendromunu tetikliyor... E, ...yoğun duygusal travmalar... ...ani gelişen şiddetli üzüntü... ...stres... ...hayal kırıklığı... ...bunların hepsi tetikliyor. Biliyorsun hani derler ya hani böyle yavaş yavaş söyle. Aniden söyleme. Hatta bir kalp rahatsızlığı varsa bir kişi de aman aman bir dikkat falan. Çünkü adrenalin hemen vücutta bir kimyasal tepkime yaratıyor. O da bir kas olduğu için kalp bir kas biliyorsun. Tabii tabii. Anında sıkışmalar başlıyor. Kılcal damarlara kan pompalanıyor. Bu senin dediğin aman kayıplarda herhalde ayrılırken kimse bu kadar ince düşünmüyor. Cesb İş bitti de susa diye değil mi? Tabii canım. Ay, ayrılan bir ya. Şey ya. Yaşanmışlıklar Çoğal... ne olacak abi? Yaşanmışlıklar Çoğal. ne olacak? Kimi de ne yapıyor biliyor musun? Yani mesela atıyorum mesela yakın çevremde geçmişte şimdi aklıma geldi. Kadın ayrılmak istemiyor abi. Ne görse perde çekmiş. Ne görse perde çekmiş. Artık adam diyor ki aa illallah ben bir yapayım. Anladın mı? Dinliyorum, dinliyorum. Öyle bir finale gidelim yani. Artık göz göre göre yapıyor ki. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani o şimdi anladım. Hani ben bir yapayım dediğim ben bir de bir de üstüne çıkayım seni aldatayım gibi bir yapmamalı. Aldatayım ama göz göre göre ki kadın öyle ancasın, an, an, ancı gitsin diye yapanlar da var. O senin dediğin çok doğru bir şey. Yani tabii sen şimdi şey olarak söylüyorsun, fiziki ya olarak. zaten araştırma fiziksel. Aynen <laughs> kayıplar dedin hani işte doktorlar mesela hani bir kaybın olduğunda hastanede genelde. Tabii yavaş, sakin, özenle kelimeler seçilerek. Yani bak bir öğretiden bahsetti Ferahik bir, bir şey seyrettirdi bana. Bak hatta çok enteresan. Ya yani eski çağlarda o kadar çok şey bulunmuş ki ve neden bize kadar gelmemiş dedirten bir şey o. Mısırlılar bulmuş bunu zamanında. Diyorlar ki e, kalpte de aynı beyinde olduğu gibi duygusal hücreler var. Hmm. Bağımsız olarak hem de. Yani onlar o zamanki tıp koşullarıyla birçok şeyi bulmuşlar Mısırlılar. Hala piramitler araştırılıyor nasıl oluyor uzaylılar mı falan diye. Bize kadar gelmeyen öğretiler var onu söylemeye çalışıyorum. Hmm, tabii ki. <laughs> yani şimdi ayrılık ve tabii aşk şeyinden... Bak ba dönüyor mesela. Aşk şeyinden... şeyinden evet ya. Ben geçen hmm. gün de bir gün Üzey'e gitmiştim ya şeyde Yeşilköy'de miydi? Orada da çok acayip şeyler vardı. Mesela tekrar dirileceklerine inanıyorlar. Tabii. Bütün sevdiği eşyaları yanlarına almışlar. Aynen. Firavunlar özellikle <laughs> değil mi? Doğru ama işte ayrılık yani çok enteresan bir konu yani. Bak sen çok iyi bir yerden girdin. Şimdi insanlar bir şeyler yaşıyorlar tamam Ondan sonra biri birinden vazgeçince çöp mü oluyor abi öteki? Evet. Yani bunu artık nasıl olsa bir duygu kalmadı, bir düşünce kalmadı. E, yaşanmışlıklar, karşıdaki insanın duyguları, düşünceleri bunu lang diye söylemek ayıp değil mi? Aylar sonra mi? dönen, ne pişmanlık, pişmanlık, pişmanlık olup dönmek isteyen. Onlar da oluyor yani yaşanıyor. Hayatta her şey, Hayatta her şey oluyor aynen. Her şey, gibi. Insanlar, Hay, her şey için. insanlar için. Evet bugün böyle biraz tatlı haberler gösterdik size. Ee, şimdi çok tatlı da bir hanımefendi gelecek orkestrasıyla beraber. Canlı performanslar. Ee, yıllardır görmüyordum kendisini. Aa. Tabii tanışırız biz Nil le. Dün Instagram'dan da yazıştık değil mi Nil? Hoş geldin. Peki o zaman hazır mıyız? Evet. Nil Karataş geliyor birkaç saniye içinde. Buyurun efendim. Kız öyle oldu. Evet ya. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin Nil. Hoş, hoş geldin. Yeni şarkısı ilk defa bizde değil mi? Evet ilk defa. Çok teşekkür Dabii, ederiz. Daha üç gün oldu, dört gün oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Beğendiniz mi? Yani bir şey sana attım tabii biliyorsun. <laughs> ha, tabii bazı şarkılar var böyle. Ne diyorsun sen o şarkılara? Gurursuz şarkılar. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ya. Sevmesi sevmese de, olur. de olurdu. O, o nasıl ne? bir şey ya? Hiç benim karakterim değil yani ama sevmese hadi canım iyi günler. Aa, öyle çok bizimki öyleydi. Bir şey söyleyeceğim. Öyle neler var. Sevse de olur, sevmese diye yeter ki dursun yanımda. Bir adama bir katla, <laughs> bir kadına sevmese niye katlanılsın ki? Aa bu mu? Olma, ne olabilir? olma tabii ki. Biraz var, da biraz şeyler. da bir hastalık o ya. Takıntı. Ne Atlantı. gibi? Bir gün sever mi? Bir gün de sevmez. Sevmiyorsa sever mi ya? Sevmeyen. Bir gün, sev... gün yola gelir mi? Takıntılı var abi. Çok çok. Yola getirenler getiren de var ama ya? Ha? Var zamanla yola getiren. Kaçan var. kovalanır mı? Ne bileyim ben anlamıyorum bu işleri. Senin yüzünden bunları konuşuyoruz şu Nasıl anda. Değil? şu anda biri, biri... arada bir arasa sesini duysam da olur. Unutmasın yeter. Se de olur. sevmese olmaz kız. Sen Biri, yok Biri yok herhalde Biri yok herhalde hayatınızda. Şey. İlk kez var. Ay bunun da Hayırlı bu olsun. ilk kezleri beni öldürecek. <laughs> i̇lk kez duymuyor musun birini? Nasıl? İlk kez var dediğini mi? Bize de anlatsanız aranızdaki ben sohbeti Ben o kadar enerjiyim ki bu Ar Yandınız mi? ya. Yo, Kemonu kemanı getirdim, orkestrağımı getirdim ay, ayak arkadaşlar, getirdim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Size tatlı iyi şey, yine söyledik ama siz, hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Bizim şey sabah sabah şeyimiz kusura bakmayın. <laughs> hoş geldin demedik hiç şeylerini. <laughs> yani, yayın öncesi dedik ama tabii ki burada da söylememizde fayda var. Çok teşekkür ederiz. Geldiniz Kaynattı evet, mı konuyu? Yok, kaynatmadın. <laughs> çok enerjik olduğunu söyledin. E ee, biri var dedin. Biri İlk var. defa söylüyorum. Ben her şeyi duyuyorum. Ben hayatımda hiç böyle konuşmam canlı yayında falan da. Ben davetiye gelene kadar hiç beni bağlamam. Ha öyle biri. <laughs> Ciddi <laughs> o geldi ne harbiçe yollayam. geldi yani? Zamandı. Yok. Şahit olsun. Şahit olacak herhalde. Kim olacak ya? ya? Evlenirse tabii ki. Aa. Ne güzel. Benim şansım o. Ne zaman? Şey Evlenecek misin gerçekten? İstiyor musun? Saa değil evlilik falan. Bunun birkaç tane böyle köpeği var falan, annelik falan filan. <laughs> Ay yok demem Ya ben köpeklerimle çok mutluyum falan. shih var küçük. Ve çok seviyorum onları. Çocuğum Sevinmez gibi yani. Mi? Çünkü e, tabii. çocuğum yok. artık de... çocuğun onca onları da seversin. İşte ne güzel. Olur mu? Nasıl olur mu? Benim ne olur şimdi bak fiskolojimi bozmayın şu an. Ben kariyer yapıyorum. Harbiye'de konser vereceğim. Hayatım kariyer de yapabilirsin. çocuk da yapabilirsin. Bunun de... şarkısı da var. Beceremem ya. ben hepsini. ayağıma Yok be. Demem. Sen tanıyorsun beni. Beceri anneleri burada. Ay bir şey olunca annelerine atı veriyor köpekleri. dur. Bir, bir, dakika arkadaşlar. Işte. Ne kadar zamandır <laughs> berabersiniz? 3 <Üç> ay. <laughs> Neyse canım bir ayda kafaya koyanlar da var ya. Evlenme teklifi geldi mi? Yok. Ama gelsin istemiyor musun? Yok. Yuva kur anlamadım şimdi yani. Yuva kurmak istemiyor misin? <gülüyor> musun? <gülüyor> Biz anlamadık ya <ki> abi. <laughs> ya şimdi yuva kurulsun da o yuva böyle kuruluyor, bozuluyor sonra böyle bir korku var biraz ya. Bozulacaksa hiç kurulmasın mı böyle, ya böyle hayat olur. Ne bileyim olur mu? biraz daha böyle tanıyalım, zaman geçsin böyle bir paylaşımlarımız olsun. Her gün nasıl tuvalete gidiyoruz, yemek de yemeyelim o zaman. <laughs> ha? <Cek> Buna benziyor <laughs> bu iş. Her gün. Abi bir nişanlılık bir söz bir tek sözmez tersi. olur. Söz fan olabilir. Adamın haberi var mı? <laughs> <laughs> Seni burada böyle bir... da. Konuştuğunda... Ararmışsın. yayında belki evlenme teklif eder. Yemin <laughs> ederim ter döktüm. Bak şu tamam, an ter <laughs> döktüm. Tamam. Evet tamam. aldık sorularımızı. Tamam. Peki. Üç aymış. Nasıl yiyemiş. bir evlilik teklifi? Son soru. Nasıl bir ev... Biz biraz önce bir haber serettik de onun için. Nasıl bir evlilik teklifi hayal edersin? Ben bütün hayallerimi gerçekleştirdim. Kesmez onu yalan ya yalan metroda falan onu asla kesmez. Metro mu? Metro değil. Metroda evlenme teklifi. Yok ben metro hiç bilmedim ki Kes, kesmez beni. Nasıl yani hayatında Nasıl metroya binmedin mi? Ben binmedim çünkü, çünkü benim oturduğum yerde metro yok. Nerede oturuyorsun? Ataşehir'deyim. Ataşehir'de. Ama Ataşehir'deyim. ondan önce neredeydin? Doğru aktarmak. Ondan önce Ulus'taydım Orada da yok. Gerçi şeyi de var. AVM'nin orada var. Yürürsen biraz. Çok eğlenmiyor musunuz <laughs> siz, siz? ne sizinle? konuşuyoruz abi şu anda ben tam ben olarak? Ben Nil'le nasıl eğleniyorum biliyor musun? <laughs> Nil ile biz ilk tanıştığımızda 3-4 sene oldu. Ha. E, evet 3-4 sene oldu bizim programa gelmişti. Böyle uzun bacaklı falan filan kemanla çay dedim ne hoş kız falan. Bir de dilber bir kız yani böyle dilbaz falan filan. <laughs> Aa, iyi yapıyoruz falan. Ana sonra Esra'nın doğum günü oldu dur anlatayım. Allah! <laughs> Ay bunlar ben bir paylaşılamıyorum Cez. Ana soracak Demet'in yanına ben oturacağım Demet'in yanına Allah. ben oturacağım. Anam bunlar kavga etmeye başladılar mı? Yok ben yani, Ay ne olur. seninki her hep kavga ediyor. Bir dakika durun falan. ne oluyor? Yani kadın olarak hoşuma gitti paylaşılamayan kadın. Bu da ki yanına ben oturacağım Esra. Ben Esra'nın doğum günü o buraya otursun falan. Ben. Sonra bir baktım birbirlerine gözlük verdiler. işte. birbirlerine değil ben verdim. Neyse kız ben şimdi seni şeye atmamak için dedim. Onu üzmemek ona için çok beğendi. Aşkım senin olsun dedim. Ben de kavga etti o gün. Çok üzüldüm yani. <laughs> Neyse sonuç itibariyle yani. Şey tatlı bir kız benim benim yani ben seviyorum böyle ne konuşkan ben... kız ne güzel. pozitif ne enerjiyim o, ya Orada yokmuş gibi konuş pampa <laughs> sen yokmuş gibi burada ben, burada yokum. Duruyor işte Ay, ben anlatmaya çalışıyorum yani şimdi sen <laughs> hayatımıza nasıl girdin ilk önce moda programıyla değil mi yok o Ses Türkiye o Ses Türkiye ben hep aslında TV seyirin içindeyim biliyor musun Aa, yani bilmiyorum. yıllardır izleyelim, izleyelim. i̇zleyelim. 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 ama çok çirkinim onu mu verdiniz Allah yandık şimdi o izleyelim aslında bunun bir öncesi de var değil mi? E bu yarışma değil. Burada beni Acun abi şey konuk almış. Konuk olarak. Çünkü ne kadar güzel. beni e, sevgili Hülya Avşar finalde elediğinde tek sanatçısı <laughs> bendim elinde ve yalnızlık senfonisini okumuşum. 12 milyon tıklanmışım. Keman çalıp canlı dedi ki yani hani Acun ve ne yapıyorsun dedi. <laughs> bir tane dedi elinde sanatçım vardı. O da gitti dedi. <laughs> bir anda eledi beni. Ve Yalnız ben onun ki, üzerine Erhan mu? Bayraklar, albümler falan ve bir gazla direkt o gün bugün bitti. Ama yo, hep söylüyoruz yo, yarışmalarda yani, hatırlamıyorum. illa şi... beninci zaten olanları görmüyoruz gerçekten. Yok görüyor görüyor. Sonra da var ama olmadı program değil mi? Sonra her 2016'da stilim işte benim stilim ünlüler. Burada kavgalar dövüşler. Şey. Yok orası hiç kavga etmediğimiz için herkes hiç kimse kendisi gibi olmadığı için hani herkes hanım <laughs> görüneyim diye bir ay sürdü program. <laughs> Değil Herkes değil bir imaj içinde miydi? Tabii or, ünlüler hani ama ben yine en şeyi bendim dobrası. Bu <laughs> Bak burada mesela 80'leri yapmışım falan acayip. E bu kadar fazla yarışmaya katılmak nasıl Çok bir... Çok ya. Efendim? Çok var. Yemekteyiz de, de var çünkü. Yemekteyiz de var. Yemekteyiz de mi var? O da Aa, var. Sen bilmiyor musun? <laughs> Nilan o da var. Nil'in <laughs> salatası. Bu, bunu bir izleyelim mi? Bir hatırlayalım mı? Çünkü burada bir hani çok da hanım hanımcık değilsin sanki. Ya ben zaten öyle ben aşırı hanım olmuş. Ver, ver değilim ki böyle Ver bakayım diyor Demet. Ben yani. Yemekteyiz <laughs> ne oldu? Hatice'yi alıyoruz. Yemekteyiz yok kaldırttık onu. <laughs> ne oldu? Sildirdin mi yoksa? Yok kalksın o lütfen yani. Nil'in paçangası, Nil'in salatası. Paçanga mı yaptın? Hmm. Paçanga mı yaptın? Bir şey söyleyeceğim. 2008 <laughs> yılında paçangayı gerçekten kimse yapmıyordu. 2008. Yok artık. 2008. Vallahi ya. 2008'de yemekteyize katıldım. Kadı kıza i̇lk, bak ya. İlk üçüncü program ve sonra halk oylamasında birinci seçildim. Bayramda tekrar katıldım. Bütün best ikinci bestofa da katıldım. <laughs> Şapkayla geziyordum. Şu an o kadar ne ünlü güzel. değilimdir yani. <laughs> Şapkayla geziyordun tanınmamak için. mi? Evet. Hadi canım. Bak böyle bir şey yok. Sokakta yürüyemiyorsun. Böyle Baş bir şey yok. Başka bizim bilmediğimiz bir müsabaka, yarışma var mı? Ya. Adam olacak çocuk olur falan. Allah 7'den, 7'den 70'e diye. Ha gibi. <laughs> Koş abi'nin. Yok, yok, değil yok değil mi? Yok. Ha. Üç tane var bizim birlikte. Aslında var da söylesem diye. Söyle söyle söyle. Ne var? Şey vardı ya milyoner olmak ister. Oraya <laughs> Orada da mı girdin? Eğittin. Hayır ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlarımı bir daha gözden geçirmek istiyorum <laughs> ben. Ama niye o bilgi yarışması? Ne güzel 7. Evet. 8. sorulara kadar geldim. Hadi ya. Ha? Aa, onu da bilmiyorum. Ha, hangi dönem? Ay, hatırlamıyorum. Hangi de Bende yok bende. Benim lütfen beynim silikli. Sonucu Sonucu şeydi. Murat. Evet. Aha anladım. Murat Yıldırım vardı yes, doğru arada. Munat Murat Yıldırım çok da severim onu ben. Murat Yıldırımlı. Başka var mı? Bir yok, düşün bakayım. Yok vallahi <laughs> yok. Senin programına gelmiştim hatırlıyor musun kemanla falan? Onlar var işte. Biliyorum Şaka biliyorum. Maka yarışma gezmiş ve benim bunlardan haberim yok. Ama benim en uzun. çok memnun oldum. <laughs> ama, ama en uzun o sesti. O ses bir serüvendi benim için. Yarışma sevmek mi? Popüler olmak mı? Buradaki sevda. Bunların hepsi popüler olmak. O ses hariç. Hmm. Dürüst de. Hmm. Tabii. Dürüst de. Bir başlangıç illa ki bir yerden yapacaksın. E 23 Tabii yaşındasın işte. yani şurada şimdi ne o zamanlar yok, öyle yok. çok Instagram'ı Instagram, Instagram 2008'lerde falan yok kimse yoktu. Kimse tanımıyor seni. Adana'dan çıkmışım gelmişim elimde kemanım. Hanım. Bir şekilde bir birbirine bir vokal olmam lazım. Bir yerden başlamam Çalıştın lazım. Çalıştın mı ünlü birisiyle? Tabii ki. En uzun Ajda Pekkan. En evet, pek sonunda jübilemi yaptım zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. Ajda Hanım'dan öğrendiğin şey. Bir iki bir şey söyle. Bir kere mütevazilik. İnanılmaz disiplin. Yemesi, içmesi, sefer tasları falan. İşte bir gün her e, ben, yere götürüyor değil mi yemek? Her yere böyle şeylerle gelir. Çok düzenli bir hayat. Ee, bir kere bir yılbaşı konseri vardı Gayrettepe'de bir yerde. Takıları gelmedi. Ben de böyle çok severim. Nili dedi çağırın bana kulise gittim. Üzerimde ne varsa taktı. Yılbaşı konseri ve canlı yayındayız falan. Ondan sonra Ay, dedim nasıl bir gurur. Herkes arıyor benim takılarım bakın ne <laughs> falan yapıyorum böyle. Ee, en uzun o Fatih Örek'le çok uzun çalıştım. Çok fazla isim var. Yani. Sahne tozunu da yutmuş. Yarışmaları Tabii. da katılmış. Evet. Daha ne yapsın yani? Daha ne yapsın keman işte harbi. Ama yapacak. öyle bunlardan işte böyle hep birileri bir yerde tanıyor, görüyor, beğeniyor. Aa keman çalıyor, şarkı söylüyor, kıza bak falan işte. Bize çalacaksın değil mi? Çalacağım. Ben Çal keman nasıl çalan mi? başka hatırlamıyorum. So, keman çalıp var ya. şarkı söyleyen yok. Ben hiç hatırlamıyorum. Tek keman çalan var. var. Tek keman çalıyor da kızın adını bilemeyeceğim şimdi ayıp olmasın. Bizden mi? Evet evet Türk. Ha. Bilmiyorum. Ama şey hem şarkı mu? söylemiyor işte. İşte değil mi? Evet. Bu Peki, çünkü yetenek yani hem çalıp hem söylemek. Tabii. Yani evet. böyle sırtımıza kemanda yani. Dinleyebilir miyiz bir şey? Hadi dinleyelim. Beethoven'dan. Hadi o kadar prova yaptı. O kadar valla cidden. Kulaklığım arkada var? benim ama nasıl yapacağız? Kulaklığın ne? Ay şurada. Bunlar, Bunlar da hiç şarkıyı var. duymamış Aa, gibi hiç. bakıyorlar böyle. Şey olur mu rica etsem bir kuple bir VTR'ye bağlı mı? Ben de şarkı, şarkı isteyeceksin zannediyorum. Evet evet onu söyleyeceğim zaten. İkimiz bir fidanın gülleri açan. Olur yaparız. Ama böyle, böyle Hepsini. minnak bir şey. Minnak <laughs> demek? <laughs> Tam da bununla ilgili bir haberimiz Hadi var. Bakayım. Hemen izleyelim. Buyurun. <laughs> İki tane e, çocuğu olunca e, en büyük tartışma sebebi çocuklar. Kararlarla. <laughs> <dönümüm gülüyor> <zaten. gülüyor> tabii ki bizde e, yani hani böyle bir konuyla gündeme geldik ama bizim de günlük hayatımız var. Günlük hayatımızın Mutlaka. içerisinde e, zorluklar, kolaylıklar, sıkıntılar bir sürü şey var. Bizim de her günümüz böyle güle oynaya geçmiyor tabii ki. Ama e, karşılıklı. Ee, anlayış ve saygı, özellikle altını çiziyorum. Saygı e, olduğu zaman e, sevgiyle birlikte e, bir noktada buluşmamız daha kolay oluyor. Demek bir de her yıl isteme ritüeli var. Bir de o var değil mi? Her yıl. Pek <laughs> evet, evet. Her yıl. E, her yıl 10 Şubat'ta. Bir, bir askerdeyken isteyemedim. E, onun dışında <laughs> e, hatırladığım kadarıyla e, istemediğim yıl yok. Kimden istiyorsunuz efendim hanımı? Artık e, o günün şartlarında kimi, kimi bulursak, bulursak çocuk <laughs> bazen bazen tekrar e, annesinden bazen ablalarından mesela e, annem hastanede kızımdan bazen çocuklarımdan evet. hiç kimseyi bulamazsak ben başa seni istiyorum diyorum başa. <laughs> hiç istiyorum. Hiç hayır dediği oldu mu herhangi bir yıl? E hala konuşum nasıl şekilde... hayır <laughs> Hayır belki espri mahiyetinde. Bir şey soracağım. E, artık çok samimi olduk. Samimiyetimize istinaden soruyorum. Hanımefendi sizin gözleriniz gerçekten mavi mi yoksa lens takıp beyefendiye mi uydurmaya çalışıyorsunuz? <laughs> Şimdi söylemeyeyim canımın yanına. Çok ayıp olmayacak. <laughs> ben e, ela gözlüyüm aslında. Ama, <laughs> ama onu da de, anladığım kadarıyla tutturmak adına evet. lens mi takıyorsunuz? Evet. Ha, biz tutarım. anladık çünkü. Benim kızlarım mavi gözlü. Babamız mavi gözlü. Bizim soyumuz da mavi gözlü ama bizde mavi gözü olmamış. Ben ela gözlüyüm. Ama uyum sağlamak adına mavi gözlüyüm artık. Allah Allah. Çok çok enteresan ve çok yani tatlı bir şey. Aslında çok enteresan geldi biliyoruz. Geldi. Daha ben yapmayı çok istediler. Açıkçası birkaç ay ikna ettiler. Tabii haber olunca her şey yani eleştiren de olacaktır. Normal biz bu yaşam tarzımız. Dün akşam yemeğimizi yedik. pastamızı yedik. Sonra oturduk. Yorumlara baktık. Hediyelerimizi aldık ama biz bunu yaşam tarzı olarak yaşıyoruz. Çok eee ben söylüyorum renk uyumu kalp uyumu demek. Bunu hep söylüyorum. Birbirimizi hani bir zorlama olarak olsa zaten bu bir gün, iki gün, üç gün en fazla. Yani renk 25 bin yıl yapabileceğimiz bir durum değil açıkçası. Sizin en sevdiğiniz renk nedir hanımefendi? Sarı. Sizin efendim? Mavi. Ee, nerede uyum? <laughs> Fenerbahçe'de birleşiyorsunuz herhalde. Fenerbahçe'de birleşmek isterdim ama <laughs> o da yok diyorsun. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ya bugün size güvenme sadakat rengi olsun. Ne maviyle karşılaştı. Anlaşıldı efendim. Çok, çok çok gerçekten. Evet. A evet. Aynı evet. üniversitede evet. hocalık yapıyorsunuz. yapıyorsunuz değil mi? Yok, hoca değiliz. İdari İdari. 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 Peki evet. o zaman senin var mı sorun demek için? E, ortak bir şarkınız var mı belki Nil bizi ile kırmaz Ortak bir şarkınız var mı? Peki, e, senin bir, bir dakika. dakika. Var mı bizde? Olmasa da. Başka bir şarkı yapalım. Bir şarkı yapalım. yapalım. Ya başka bir, şey yapalım. bir şarkı göndeririz ama. Şarkınızı değiştiriyoruz <laughs> bu yıl itibariyle. <gülüyor> 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 tamam o tamam 25 yıl okunmuş zaten. Ne, ne istiyorsun? onlara ne gönderelim Nilcim? Valla ben aslında Tan yalan söyleyecektim <laughs> onlara gitmez şimdi. Ha. Güllerim soldu yapalım. Olur. Gülleri sol. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz efendim. Sevgiler ve teşekkür saygılar. Teşekkür Gerçekten <laughs> Allah sizi <laughs> bozmasın. Bu ilişkiyi bozmasın diyoruz tamam. efendim. Tamam teşekkür Görüşürüz. ederiz. <laughs> Sağ olun. İyi günler. İyi günler efendim. İkinize çok seviyorum. Harika. Çok yani bas iyi. Bas çok, çok, çok iyi bir enstrüman değil mi ya? Ortasına Harika. Böyle temel taşı. Şimdi, i̇kinize yani. de soruyorum. Şey oluyor mu böyle sizi e, görürken dün özellikle seni dinlerken de hayal ettim. Böyle en önde sahnede siz sahnedeyken hı hı. en önde böyle detone olup da kafanızı karıştıran tipler var mı? Olmaz mı? <laughs> Saçma sapan seslerden oluyor. size eşlik edip de mahveden tipler oluyor mu? Var ama artık duymuyoruz. Alıştık yani. Hani rahatsız etmiyor. En önde olursa abi rahatsız ediyor. Yani. Oluyor değil bir de böyle... mi? Ne yapıyorsun? Kaçıyor musun ondan? Ha, da, tabii direk hemen bu tarafa. <laughs> Tam böyle slow bir şarkı giriyorsun. Ama çok akustik böyle bir klavyeyle. Oradan ho 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 diye bir kahkaha. Oradan bilmem ne bir şey olursa ben onu fıttırıyorum. Hayırdır falan mi? yapıyorum ne oluyor falan. Tabii mutlaka bir şey söylüyorum değil mi? Meşhurdur benim öyle laf atmalarım sahnede. E, sus gibi mi? E, tatlı. Tatlı. <laughs> Arkadaşım bir alalım önden falan. Sus değil de hani biraz daha mı acaba nazik olsa e, yani gibi. Enstrümanist en olduğu için şey de vardır. Onlar çok daha e, tabii. Yanlış tempo tutan tipler vardır en önde falan. <laughs> onlar var. <laughs> Mahveder değil mi abi olayı böyle lokomotif gibi. <laughs> falan saçma sapan. Bir de şey ben senfoni sanatçısıydım. Yani hiç şarkıcılıkla alakam yoktu. Böyle rahlede keman çalan bir tiptim ben yani. Hani yıllarca. Ondan nasıl Adana'da işte. Dedim ki ben İstanbul'a gidiyorum. <laughs> Peki en büyük pişmanlığın ne? Bugün İstanbul'a bizim... gelmek Bugün bizim <laughs> sorumuz o ya. Gerçek evet. mi? Hayır. Ya. Yani değil de yani çok ben gerçekten bir şeyleri çok büyük başardığıma inanıyorum. Gerçekten çünkü e, burada yaşamak ve yetişmek çok başka. Bir yerden gelmek çok başka. En büyük pişmanlığım yok. Pişman olduğum her şeyin arkasındayım. Yok yani. İyi ki de pişman olmuşum ki tecrübe İ olmuş. Emirkan çok açık yürekli bir şey söyledi bizim yayınımızda. Dedi ki ee, yıllarca sanatçılık yaptım. Yaptım, yaptım ama getirisi hiç iyi olmadı. Parasal anlamda, He, maddi anlamda. Bıraktım dedi hatta. Hmm. Bıraktım de dedi. Sağ olsun nefis dedi. O ayrı mesele. İzledim değil mi? Evet de dedi, harika bir düet yaptılar. Şahanelerdi. Ama hani ben başka sektöre geçtim falan filan dedi. Anladığım kadarıyla sizde bir çıta var. Yani her meslekte vardır ama özellikle popülerite anlamında sahne sanatında bir çıta var. Tabii canım, onu popülerite... geçtiğin zaman para gelmeye başlıyor o çok, galiba. bir şey söyleyeyim. O en zor bir şey. Yani hani şimdi gerçekten medya ve magazinsel olmak çok başka bir şey. Bilmiyorum bunu nasıl yapabileceğim ama. ama şarkısı patlamış bunu bu mu söylüyor diyorum. Eskiden dediğin gibi 80'lerde varmış o daha fazla magazin. Hatta büyük böyle starların evli olması, kız arkadaşı, erkek arkadaşı, şey ol, karı koca olması asla hemen gizli gizli saklı olurmuş. Sakın söylenmesin, duyulmasın, bilinmesin. Çünkü Ama iş yapamazsın. şimdi artık tabii günüm tabii kaç tane Aynen. masası olan tabii. e, az var. Böyle, yani gazinolar bu şekilde devam edermiş. Doğru. Ben ucundan tabii ki Gazinolarda çalıştığım için biz de 13 gün anlaşırdık. Mesela Hülya Avşar'la ben çok çalıştım. 13 gün çalışmaya giderdik. 40 gün program yapardık. Cez her gün. Bir tek pazarları off'tu düşünebiliyor musun? Ya. Her gün gazino programı. Şimdi mesela sadece cuma cumartesileri bazen çarşambaları oluyor gece hayatında. O yüzden de dediğin gibi çıta mevzusuna gelirsen şimdi pop müzikte sahne hayatında bir takım kornerler, köşeler kapılmış. Artık onları oradan devirmek çok zor. Mesela sen. Yani ben şey öyle. Öyle söyleyeyim birkaç tane oralar kapılmış. Eyvallah ama yani pasta o kadar büyük bir pasta evet. ki aslında. Yani senin ne istediğine ve nasıl gittiğine de bağlı. Şarkının gücü çok çok önemli. Bir tane şarkı yapıyorsun güçlü Ondan sonrakilerin devamı gelmezse direkt unutuluyorsun abi. Bunun hiç kaçarı köçeri yok. Çok doğru. Bunu unutuluyorsun. Yani bunun gerçekten iyi ses olmakla da çok alakası var mı bilmiyorum yok. <laughs> enstrüman çalmakla da çok alakası var mı aslında yok. Aslında sen burada çok artısın. Bir e, ben aslında çalıyor. burada çok artıyım ama ben neredeyim mesela? Yani benim artık yani... Ama evet. sen de mesela çalışıyorsun. Çalışıyorum, çok ee, çalışıyorum. Sen de mesela şeyden gidiyorsun bence. Ee, kariyer. Kariyer Sadece. tamam da hani mesela çok sık konsere gidiyorsun. Bence senin için o daha da artı bir tecrübe. Tabii çok Sonra... Şarkılar tuttukça tuttukça sonra da işleri seçmeye başlayacaksın. Evet. Bizim Çünkü bir şarkımız. Bir yerden konser geliyor şimdi her yere. Evet diyemiyorsun ki kaç kişilik, nasıl, ne değil. Anladın mı? Oturma düzeni mi, öyle mi böyle bir aynen, sürü şey soruluyor. Aynen. Ondan sonra sen şarkının gücüyle bir yere geldiğin zaman ondan sonrası iş seçmeye başlarsın. Ama sen şimdi sürümden kazanırsın, gidersin. Ondan sonra tabii mesela bayramda gidelim tatile falan diyoruz ya var Ben direkt mesela e biz diyorum, şeye gidersek, domineye gidersek orkestra ne yapacak? Ya. Yani bir ay diyorum Ramazan'da Sorumluluk. oturacağız. Sorumluluk da çok şey. Çok bir ekibin şey. var. Tabii ki bir ekibin var. Senden para kazanan arkadaşlar var. Para kazanmayı geç. Birlikte bir şeylere imza atıyorsun. Her tarafa birlikte gidiyorsun. Bir de ekiple uyum olması falan filan. Çok önemli şeyler ama. Çok fazla detay var bu konuda. Eminim Ayakalı. eminim. Bak yani... mesela bir adam var ki bestecilik gücü harikulade. Yani bu konuda imparatorluğunu yıllarca ispat etmiş bir adam. Hı hı. Sesi güzel. Evet. Ama ne derdi var bilmiyoruz. Serdar Ortaç'a geçiyorum. Serdar Ortaç'ın geçiyor. bir videosu yayınlandı. Özellikle TikTok'ta. Kendisi zaten bu yayını açtı. Biz tabii ki e, geleneksel medyada olduğumuz için rütük boyutunda bir takım şeyleri göstereceğiz size. Bir canlı yayın açıyor ve anladığımız kadarıyla oradaki takipçilerinden biri muhalefetle ilgili siyasi bir görüş bildiriyor ve gerisi geliyor Tarkan'a kadar. Bir izleyelim. Şimdi izledik. kendisine kendisinin MS olduğunu biliyoruz zaten. Acil şifalar her zaman söylüyoruz. Belki hani alkolle karışınca sağlığa zararlıdır. Belki hani bilinç kaybı olmuş olabilir. Çünkü kendisini muhabir arkadaşımız sürekli hatırlatıyor yaptıklarını. Siz ne diyorsunuz hanımlar? Şaşırıyor tabii o da. Şaşırıyor. Şaşırıyor. Ve doğal bir tepki gibi geldi bana. Gerçekten şaşırıyor. Yok yok zaten bilinçli öyle yani bir kere Serdar hepimizin bildiği Serdar. İnsanları seven öyle başka sanatçı arkadaşları için küfür edecek ya da kötü düşünecek bir insan değil. O dediğin gibi içtiği şeyle Bence doğru aldığı yani. ilaçlarla da karışınca ki buna tepki vereceğini ben zaten hiç, hiç 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 zannetmiyorum. Ondan sonra şey yani e, şimdi Serdar tabii ailesiyle yaşamıyor sanırsam ama bir süre girmese sanki onun için çok iyi olacak. Yani biz böyle dışarıdan akıl vermek gibi yani şu hataları ben yapsam diye biri bana akıl verse ben inadına girerim. Yes. bana böyle sen... şey söylenmez. Bana mesela şu bardak siyah diyemezsin anladın mı? Böyle dersin ki ay bir şey söyleyeceğim. Bunun da rengi ne güzelmiş. Ne kadar güzelmiş. Evet ben çok iyi Ya ama yanın, ay yanında da ne kadar güzel hatırın rengi var. Böyle söyleyeceksin yani yanından. Şimdi onu tabii bütün o şeyini bilen kimyasını çözmüş. Eskiden biz biliyorsun çok iyi görüşürdük. Bir ol diye bir arkadaşımız var bizim bir otokat. He. O tabii şimdi yazın full çalıştığı için hep ortacın yanındaydı. İşte kılından, kıyafetinden, şarkılardan falan çok paylaşımımız olurdu. Yani bir tane adam gibi şöyle, şimdi koptuğumuz için söylüyorum. Adam gibi bir tane arkadaşı olsa yanında ya da yardımcıları tabii TikTok falan filan bilmiyor. Teyzeler yaşlı yanındakiler. Biraz daha böyle genç, anladın mı orta yaşlı biri yanında dursa. Annesi de müdahale edemez ama böyle sözünü dinleyebileceği ama çok sözde değil. Nil ne güzel dedi. Mesela ben demoyu tanıyorum dedi. Ben de şimdi Nil'i tanıyorum. Seni de tanıyorum. Yani seni kızdırmadan incitmeyeceğin şey. Yani Serdar Ortaç'ın incinmeden bunları e, konuşabileceği birine. birine ihtiyacı var. Yoksa öyle muhalefette oydu buydu Tarkan'a küfür edecek bir adam değil yani. Anladın mı? O gitsin parasını kazansın. Ben de konuşuyorum ya zaman zaman programa geldi. Geleceğim ablacığım diyor geleceğim ama bant. Baksana kaçta kalkmış adam. Buradan 14 Şubat evet. Sevgililer Günü diyor. Yeter ki diyor insanlar eğlensin. Hatırlamıyor bile ne yaptığını. Evet, hatırlamadığı kesin. Şimdi şöyle bir şey var. Sosyal medyadaki tepki tepkileri de baktığımız zaman, sonuçta alkol kullanan tek o değil. Evet sağlığa zararlı ama insanın bilinç altındaki söylemedikleri, bilinciyle kapadığı şeyleri çıkartır ortaya diye bir gerçek vardır. Evet. Bunu da unutmayalım. Yani aslında baktığın zaman ben Serdar'ı çok severim. İnsan olarak da severim, sanatçılığını da severim yani müziği çok hitap etmez bana ama çok takdir ederim ve çok saygı duyarım kendisine. Şimdi baktığın zaman aslında onu buraya getiren halkı da bölüştüren bir söylem yapıyor. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Hani siz, onlar, biz, onlar hani sanatın aslında birleştirici bir gücü varken bilinç altından başka cümleler çıkmaya başlıyor. O ona zarar vermemeli. Ama yine konserleri full insanlar onu demek ki böyle kabul etmiş. Peki. Peki, ben iyilik için söyledim. Yok, yo, bir şey hani, demiyorum. İyilik yok. için söylesen git ara diyebilirsin ama hani yayında olduğu için yayında söylüyorum. Yok, yani o hani e, bazı insan var biliyorsunuz geçmişte de yani hani bu kullanımlarından falan filan hani direkt dibe 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 dip ondan sonra yok oluyor. Yok zaten. oluyor. Evet. Aynen. Ama mesela ortacın öyle bir halkta kredisi var, bitmeyen sonsuz bir kredisi var. Diyorsun ki o adam işte yazın konserleri. Var var işte ama 14 Şubat'ta çalışıyor. Sen biliyorsun. Ben ne bileyim. Tabii ki. Çalışıyor. Sen öyle diyorsan yani öyledir. Bizim de beraber aynı kulüpte çalışıyoruz biliyorsun. E şimdi geliyor yani hani oturduğumuz zaman şeflerden şeyden geliyor. Anlıyorum. Hani Fuldu. Atıyorum bir tanesi yok açamadı. Bir tanesi misafirlerini doldurdu. Bazısı üstüne paralar. verdi. Neler neler Aynen, duyuyoruz her yani. Her şeyi duyarız. Ha, o şekilde. Ama Tabii Serdar'da yani, böyle bir Serdar'da numara Serdar'da karşılığı Full. var. Yani insanlar onu seviyor. Biliyorum. Ee, ben yine de bilinçaltı... Bilmiyorum yani o... o, o... Senin O fenomen görelim. oldu ama o sosyal mecrada bayağı şey... Ben bu şarkı çıktığında benim şarkım düştü. En popüler isimlerden biri oldu. bayağı para kazanıldı falan söylendi bana yani. Ne düştü? Yani... E... Söyleyince, ismini söyleyebilir miyim? TikTok'ta. Diyoruz diyoruz. Bayağı para kazanılıyor orada. Diyoruz biliyoruz. diyoruz? Kazanıyor yani. Yani kimisi. bu güller gelsin. Yok. Arabalar falan ha, falan. Evet böyle semboller, semboller parayı temsil evet, eden bağışlar. Evet para olarak yatıyor ve Serdar Ortaç e, şu an bunun e, içinde bayağı iyi durumda. Ha popüler. Benim, popüler e, diyorsun abi, durumda. ki yani <laughs> popüler bunları hani bu sivri söylemleri para kazanmak için mi yapıyor diyorsun? Yani olabilir yani ya eğer da dikkat ki hatırlamıyorsa için. niye canlı yayına açıyor ki? Hatırlamadığı bir şeyle canlı yayına basabiliyorsa. Belki de. Hmm. Hani. <laughs> Anladın ben anla ben, Hayır anlamadım. Anladım ben. Ben anlamadım ama. Yani çok duyuyor. Kafası yerinde <gülüyor> değilse <gülüyor> canlı yayına niye basıyor? Canlı yayına ama? açabilecek kafası ama var mı? Belki demek bastı ki. ve ondan sonra atıyorum i̇şte süre biraz. gelen bir e, içme durumuyla. Aa, bir Sen şimdi bilinç kaybı ben oldum. ne geldi aklıma? Ne? Ufuk daha iyi bilir tabii rejide. Ha, Doğru ortaçla bir Tarkan kavgası vardı bir 20 sene önce. Ha, demek Aa, ki bak... şu an aklıma geldi. Hatırlamıyorum. Eyvahlarım olsun sen şimdi bilinçaltı falan dedin ya Serdar'ın Tarkan'la şimdi düşünüyorum hızlı düşünüyorum geriye geriye Ufuk hatırlar mısın ay bugün de kulaklık takmadım ya tam zamanda. şey hatırlar mısın sen tabii nasıl hatır... hatırlamadı diyor nasıl bana söyledi hatırlamıyor olur mu ben ne hatırlıyorum biliyor musun havaalanından havaalanından geliyor Tarkan böyle deliriyor bana ortaçı sormayın falan filan diyor. Hatırladın mı? Hayır. Ya Demet Hanım her şeyi hatırlar onu söyleyeyim. Sen diyorsan <laughs> doğrudur hatırlayanlar da vardır zaten. Bulasanız, yani sen bilinçaltı deyince şimdi bende şeyler yandı. Anladım, şey, o, o, Anladım. o, gözle bakmadım. Öyle de olmuş Ay, çok bilin. yılansınız. Biziz değil mi? Ama hatırladım sen öyle deyince kötü şeylerim aklıma geldi. <laughs> biziz değil mi? Harika ya. Bunlar genç bunlar hatırlamaz. Hatırlıyor musun? Bunlar... Z kuşağı. Aa, Z kuşağı da öf. Z misiniz siz? Nereniz Z? Allah aşkına ya bıraktım. sen Z değilsin Z lan. Değil sen, sen Z değilsin bir kere. <laughs> Doğucum lütfen bakar mısın YouTube'a Google'a var. 20 tamam. sene önce. Ay ben mi çok yaşlandım Allah'ım. Estağfurullah. hayır hayır, hayır. Eminim doğrudur dediğin şey. Sen sen zaten hatırlamazsın. Senin magazinde falan 20 sene önce diyorum ya. 20 sene. Ya, ufuk hayal Ay, hatırlamıyor. Ufuk yani var. küçük ufuk sen de bir, cebime ufuk gir yani. Ufuk 21 yaşında. O zaman 1 yaşındaydı abi. Nereden hatırlayacak çocuk? Hı? Ha? <laughs> Ufuk şu an 21 yaşındaysa 1 yaşında mı? Saçmalama ya. Bir şarkı alalım mı? Ufuk çok istiyor 21 yaşında. Alalım. Evet. Sulu okuyayım mı? Hayır ya. Ne okuyayım? <laughs> eğlenceli bir şey olsun. Tamam, Sulu şey mu okusun? Hareketle rica edebiliriz. Evet eller havaya O zaman. zaman yine anlamlı bir şarkı geliyor ama çok eğlenceli. Tamam. tamam Bak hadi. bütün hep pişmanlıkları evlilik üstünde. Onlara gelsin hadi. Tamam be. Onlara mı gelsin? Evet. Tam üstüne varsınız şu <laughs> an onlara geliyor. Hadi. <laughs> Efendim hoş geldiniz bir kez daha. Demet ve Cesle gel konuşalım devam ediyor. Nil de değerli orkestrası ile bugün aramızdaydı. Bizi kırmadı. Çok çok teşekkür ederiz. Enerjini attıramadık sana farkındayız. Evet vallahi ya. Bir taksime koşalım mı senle buradan? Nereye gidelim? <laughs> Hadi bir yere gidiyoruz değil mi? Seni yemeğe götüreyim alırım gazını. Şimdi Sen beni merak bir et et. yemek evet biz bir yemek yiyelim. Artı teşekkür olsun şimdiden. <laughs> ben size çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, ilk programım benim zaten şansım kendisi. E, Estağfurullah. Bir İlk önceki program. şarkımda bu şarkı tam dizilik demişti ve şarkı diziye girdi. Şarkısı için diyor evet. Gerçekten öyle. O yüzden ben çok teşekkür ederim hepinize. Sen zaten çok çok eski arkadaşımsın. Biliyorum. Çok teşekkür ederim. kırmadan. cez. Efendim canım. Buradan ileteyim demiş Çakır Bey sana. Herkesin yanlış bir bildiği İnek bir bilgi. İnekler okudum. Ömürleri boyunca süt vermezler sadece evet. hamile. O çukura sen, sen düşürdün beni. Bir dakika dur dur dur. Ama niye <laughs> Bir hiç? kere çok teşekkürler ben okumuştum bunu. E niye söylemiyorsun <laughs> hemen? Beni orada bozduğun inekler hep hamile hep memeleri var Bakt, diye. Bak şöyle dedim. <laughs> şöyle dedim, dedim ki çok emin olmamakla beraber. Dedin mi çok emin baktım olmamakla? Size bakmayın. İnek vardı burada siz yokken. İneğe evet. baktım ve dedim ki tam bilmiyorum dedim. <laughs> sürekli süt verdikleri için o memeler zaten hep vardır diye düşündüm ama... Sanıyorum çift çiftçi veya e, başka bir şey olamaz. Hayvansever bir abimiz bize bunu anlatmış, düzeltmiş. Zaten neyse ben daha fazla konuşmayayım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Özellikle Demet <laughs> Hanım bu, bunu açıklığa getirdiniz. Bye Gider bye ayak. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bay bay. Sağ olun efendim. İnekler her zaman. <laughs>